Herkese merhabalar. Teen Life konusuyla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz LGS Sözel'de Türkçe, İnkılap, Din ve İngilizce'de 10'da 10 yapmak. Dolayısıyla İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. İlk başta Friendship'i cebimize attık. Şimdi de Teen Life yani gençlerin yaşamıyla devam ediyoruz. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Teen Life konusunda neler yapacağız? Öncelikle kelime öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz kelimelerle alakalı en önemli yöntemin kelime kartları olduğunu söylemiştik. Nasıl yapıyorduk? Şöyle kalem getirdim yanımda. Şöyle bir kağıt, arkasında Türkçesi, önünde İngilizcesi. Mesela diyelim ki type ne demek? Tip demek, yani çeşit demek. Sen arkasına bunun Türkçesini yazacaksın. Ve buna benzer, tabii ben burada gözükmüyor bu kadar ince kalemle yazarsam. Şöyle type diye yazıyorum. Hatta buradan şöyle bir şey çıkıyor bak. Ön tarafa böyle kalın kalemle yazabilirsiniz. Arkasına böyle kurşun kalemle yazdığınız zaman gözükmemiş olur kolay kolay. Hatırlayamadığın zaman çevirip bakarsın. Bu şekilde kelime kartları yöntemiyle birçok kelimeyi öğrenebilirsiniz. Müzik çeşitlerine bakacağız. Likes ve dislikes ve expressing reasons. Yani neden hoşlanıyorum, neden hoşlanmıyorum. Bunları çok güzel bir şekilde göreceğiz. Tabii ki İngilizce'de netlerimizi artırmak istiyorsak yapmamız gereken iki temel şey var. Birincisi kelime öğrenmek arkadaşlar. Yani sen eğer teen, gençler, life, yaşamı bu kelimelerin anlamını bilmiyorsan gerçekten sıkıntı yaşarız. Daha konu başlığını bilmiyorsun. Dolayısıyla bu kelimelerin anlamını öğrenmek için de kelime çalışmamız lazım. Kelime çalışması için de bizler sizlere her videomuzun sonrasında ödev veriyoruz. Ve ödevleri yaparken de sizler esasında kelimeleri öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü örnek veriyorum. Taktikli İngilizce'de siz Teen Life ile alakalı soruları çözerken test 8'i, test 9'u, test 10'u, test 11'i çözerken veya test 12'yi çözerken 13 de varmış, 14 de varmış. Bayağı test koymuşuz ya Teen Life'la alakalı. Bu testleri çözerken tabii ilk başta birinci de hepsini çözmeyelim de ilk iki test çözelim. Burada takıldığınız bir soru olduğunda cevap anahtarına bakabilirsiniz. Yetmez. Soru çözümlerini izleyebilirsiniz. Yetmez. Bu soruda bilmediğiniz kelime olmamalı. Mesela I think I'm a tidy boy. Tidy ne demek ya? Hani boyu biliriz. Boy girl, tamam. Tidy ne demek? My room is always clean. Ha, ben düzenli bir çocuğum. Odam her zaman temiz diyor. Always'in her zaman olduğunu bilmiyorsan mutlaka not alacaksın. Kelime kartlarını öğrenerek gideceksin. Veyahut da Dinamo İngilizce'de de biz zaten kelimeleri en başa koyduk. Dedik ki madem konuyu öğrenirken en önemli şey kelime. Biz dedik ki Teen Life başlar başlamaz hop bismillah kelimeler. Kelimelerin Türkçesini verdik. Sonrasında alıştırmalarda sadece kelimelerle alakalı bak. Vocabulary yani kelimeyle alakalı alıştırmalar yaptık. Siz de buradaki alıştırmaları yapacaksınız. Burada kelimeleri güzelce pekiştireceksiniz. Ekstra dijital soruları da unutmayın. Bir de Tonguç'um Zoru Bankası'nda biraz daha zorlayıcı sorular var. Burada da yine Friendship'ten sonra Teen Life geliyor. Zoru Bankası olan arkadaşlar da buradaki soruları çözerken mutlaka çözümlerini, ekstra dijital soruları görsünler ve çözsünler. Mesela şu burada bir metin var. Bu metinde bilmediğiniz kelime olmamalı. Çünkü LGS'de de karşınıza böyle bir metin gelecek. Orada da bilmediğiniz kelime çıkabilir. Ve biz bu kelimeleri, bu metinleri yazarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre, müfredata göre ilerliyoruz. Dolayısıyla kelimeleri bildiğimizde LGS'de her soru tıkır tıkır gelecek. Çünkü gramer sormuyorlar. Çünkü böyle yoruma dayalı işte comprehensive böyle şeyler yok. Kavramadan ziyade kelimeyi bil, karşılığını bil, doğru yanlış yap şeklinde sorular geliyor. Bunları güzel güzel pekiştireceğiz, öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım Tonguç'um. Şimdi ilk başta müzik tiplerini bilelim. Type tip demek, müzik de müzik demek zaten. Neredeyse aynısı Türkçe'ye geçmiş. Birincisi rock müziği bilmemiz lazım. Ardından klasik müziğimiz var. Classical müzik, bunlar da Türkçe'ye aynen geçmiş. Aynı zamanda jazz yine Türkçe'de aynısı. Pop yine Türkçe aynısı geçmiş. Pop, rap pop yine Türkçe'si Türkiye, aynı. Pop, rap, slow yetti. Da artık Türkçe oldu gibi ama değil. Normalde yavaş müzik diyoruz. Daha böyle slow, sakin müzik. Folk müzik, halk müziği. Bizde de folklor diyoruz esasında. O da yabancı bir kelime gibi. Normalde Almanca folk, halk demek. Oradan folklor falan halk bilimi diyebiliriz. Bir de Indian var. Bu da Hindistan müziği. Dolayısıyla bak type, tip Türkçe'de. Müzik, müzik demek zaten. Rock, klasik, jazz, pop, rap. Bunlar hep artık zaten Türkçe. Türkiye'de var. Slow müzik seviyorum ben hocam. Geldim. Aynen. Esas yavaş müzik seviyorum demiyoruz. Şimdi gelelim expressing preference. Yani tercihlerimizi nasıl göstereceğiz? Tercihlerimizi gösterirken iki tane seçeneğimiz var Tonguç. Hangi tür tercihlerimiz hocam? Yani meyve suyu tercihimiz ya da spor tercihimiz. Likes dediğimiz zaman hoşlanabiliriz. Bir de hoşlanmamak ne olabilir? Başına sadece dis getiriyoruz. Burada da dislikes diyebilir Tonguç'um. Likes and dislikes. Ben de arkadaşlarım dislike ediyor hocam sürekli. Evet, genellikle Facebook'ta veya da Instagram'da yaşadığınız YouTube'da mi olur? Video atınca falan. Instagram'da dislike yok ama değil mi Tonguç? Instagram'da dislike yok hocam. Facebook'ta var mı? Facebook'ta ve YouTube'da var hocam. Tamam, bizim zamanımızda bu ICQ'larda neyse şimdi devam edelim. Love, like, enjoy, prefer bunlar sevdiğimiz şeyler. Ardından isim veya verb aynıca geliyor. Mesela I love music. I love listening music. I like music. I enjoy dancing. Veya I enjoy
dance diyebiliyoruz. Ve hatta I am fond of music, I am fond of pop music, they are keen on classical music gibi ifadeler kullanıyoruz. Fond of, keen on, sevmek anlamında yine. Like, çok beğenmek ve ısrarcı olmak anlamında. Çok sevmek, hoşlanmak, eğlenerek sevmek, prefer de tercih etmek anlamında. Hate, nefret etmek. Dislike, hoşlanmamak. Don't like, sevmemek anlamına geliyor. Yine bu, mesela I hate lessons, dersleri sevmem diyorsun. İğrenç mesela. Bir adam. Sen sevmediğin bir cümle söyle bakalım Tonguç. I dislike diye söyle. I dislike, şey diyeyim hocam, hemen söyleyeyim. Tomato. Domates sevmiyorsun. Güzel. Evet. Sevdiğin bir şey söyle. O da potato mu? I like cucumber. Evet. Burada salatalığı, hıyarı seviyorum. Güzel. İsim artı verb ing diyoruz. Burası da yine önemli. Şimdi geldik. Bununla alakalı cümleler kuralım. Mesela rock müziği seviyorsun. Ne diyebilirsin o sevdiğin için? I like rock müzik. Veya da çok seviyorsan I love rock müzik diyebilirsin. Peki sevmediğin bir şey, pardon, yine seviyorsun. Tonguç listening to rap müzik. Tonguç rap müziği dinlemeyi seviyormuş. O zaman like. Tonguç like. Likes. Likes. Niye? Çünkü he she'de s takısı geleceğini unutmamız lazım. Bunu da hemen küçük bir bilgi olarak hatırlatalım. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o, she, o, it, o ya Tonguç'um. Burada he erkekler için, she kızlar için. Burada go diyoruz. Burada go diyemiyoruz. Burada work diyoruz ama burada work diyemiyoruz. Burada işte ne bileyim sleep diyoruz ama burada sleep diyemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar da s takısı geliyor. Works, sleeps ya da goes dememiz gerekiyor. Burada o yüzden likes dedik. Mesela I jazz demiş. Jazz müziği sevmiyormuşsun. O zaman ne jazz? Dislike. I dislike jazz diyebiliriz. Yani dislikes olmaz mı hocam? Yok, I olduğu için bak I'dan normal hali geliyordu. Oh. Onu da yazalım şöyle. I like diyoruz ama he she de likes dememiz gerektiğini, s takısını koymamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Tankut da sevmiyormuş halk müziğini. O zaman Tankut dislikes veya doesn't like diyebiliriz. Dislikes veyahut da doesn't like, yani sevmiyor diyebiliriz. Burası da önemli. We are seviyormuşuz. We are fond of veyahut da we are keen on, buraya keen on da gelebilir. Slow müzik diyebiliriz. Yavaş müziği seviyormuşuz. They hate listening to Indian music. They hate listening to indie müzik de burada da doldurmamız gereken bir şey. Burada hate'i boş bırakmamız gerekiyor ama listening'i boş bırak. Şimdi gelelim sebepleri. Reason, sebep demek. What type of music do you like? What type of music do you prefer? And why? Şimdi bu cevapları okuyabilir misin Tonguç'um? I prefer rap music because it's trendy. Ben tercih ediyorum rap'i çünkü o trend, yani çok moda, çok bilinen, sevilen bir şey. Bunu oku bak, Indian diyor. Sen Hindistanlı gibi oku. I am fond of Indian music because it is trendy and I am Indian. Bak ben zaten Hindistanlıyım diyor. Gerçekten I am from New Delhi. Yeni Delhi'den katılıyor canlı yayınımıza veya videomuza. Ben Hindistan müziğini seviyorum. Çünkü ben o, çünkü ben Hindistanlıyım demedim. Çünkü o trend diyor. Bu da trend olduğu için seviyormuş. Bu ne diyor? I love all types of music. Ben her çeşit müziği seviyorum diyor. Ben aşure gibiyim, menemen gibiyim. Her şeyi dinlerim diyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi yine tercihleri söyleyip sonra da bazı sebepleri biz yazalım. I prefer pop music. Mesela sen söyle Tonguç. Pop müziği tercih ediyorsun. Because it is trendy. It is trendy ama trendy çok olan. Ne diyebiliriz mesela? It is enjoyable. Enjoyable diyebiliriz. Yazalım. Veyahut da energetic. Energetic diyebiliriz. Enerji verici diyebiliriz. Şuna bakalım. Rock music is unbearable. Yani dayanılmaz, katlanılmaz. Çok sevmiyorum diyor. O zaman so I don't like it. O yüzden de I dislike it veyahut da I don't like it diyebiliriz. Burada zaten cevap vermişiz. I love music. So bu yüzden I listen to every kind of it diyoruz. Hadi bakalım. Hızlı ve heyecanlı bir şekilde gelecek haftanın ödülü sorusunu size soruyorum. Lütfen cevaplayın.